Biliyorum gelmeyecek. Ama ben burada onu beklemeye devam edeceğim. Bekleyeceğim. Eminim o da beni beklerdi. Eylül Hanım, Ali Asaf Bey içeride misiniz? Bakın kapıyı kırmak zorundayız. Ha şöyle bekle. Gelin. Siz kardeşi yabancı değiliz, doktoruz hepimiz. Nerede oldu? Ben kardeşiyim, içeride ne oldu? Bu evler misiniz? Bak gör. Bir açıklayın bize o zaman ne olduğunu, söyleyin bize. Eylül Erdem Denizoğlu. Eşiniz Ali Asaf Denizoğlu'nun kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınacak. Bir şey söyler misiniz? Geliyor abla, Eylül geliyor. Eylül hocam. Abla, Eylül. Bir saniye. Abla! Eylül hocam! Eylül! Abla! Abla ne oluyor? Abla ne oluyor? Eylül ne oluyor? Abla ne oluyor? Söyler misin? Abla! Abla ne oldu? Abla ne oldu? Anlat kardeşim ya. Anlat o zaman. Duy beni. Geri dön. Yıllar önce böyle bir yerde sana ne söylemiştim hatırlıyor musun? Hani hamile bir kadına yardım etmiştik beraber. Bebeğine senin ismini vermişlerdi. Biliyorsun ne demiştim sana orada? Onu da hatırlıyor musun? Duyguları hissetmek sandığın gibi kalbin değil, beynin işidir. Amigdala adında küçük bir bölge yapar bu işi. Tehlikeyi hisseden beyin kendini koruma ve hayatta kalma içgüdüsüyle direnir. Acı öyle hemen geçmez. Ama zamanla hafifler merak etme.
Tamam, şimdi ağlamaya başladı. 3 saattir ağzını bıçak açmadı. Şimdi birden böyle ağlaması... Normal değil diyeceksin. Yok, belki... Bir şeyler hatırlamış gibi geldi bana. Sanki başka şeyler düşünüyor. Bu kadın bir tuhaf. Tuhaf falan değil, sadece çok zeki. Baksana. IQ'su 146'ymış. Bence konuşmayacak. Ele vermeyecek kendini. Yani kesin o mu yaptı diyorsun? Hem de evlendikleri gece. Özellikle o günü seçmiş bile olabilir. Ya bu tarz sonuçlar henüz gelmedi. Ama bana bir kadının yapabileceği bir şeymiş gibi gelmiyor. Özellikle böyle bir kadın. Ah çömez. Bence sen kadınları hiç tanımıyorsun. Aklına koyduğunu yapar. Hem baksana kadın cerrah. Neşteri herkesten iyi kullanır. Yine de bu onu suçlamaya yetmez. Hele de böyle camın arkasından bakarak. Amirim, biz de detayları değerlendiriyorduk. Kadındaki şansa bak. Çetin amire denk geldi. Ne alaka lan? Oğlum, kayınçosunun öldüğü olay. Şu hastanedeki... Çatıdaki kadın deme. Ta kendisi. Susamışsındır. Peki. Susayınca içersin o zaman. Eylül Erdem Denizoğlu. Buraya neden getirildiğini biliyorsun değil mi? Böyle yaparak vakit kazanacağını mı sanıyorsun? Bana uyar. Vaktin bol. Oldukça eski bir neşter. Ama üzerindeki kan izi oldukça taze. Üstelik Ali Asaf Denizoğlu'na ait. Sen neşter mi taşıyorsun arabanda? Babamın ilk neşteri o. Kıymetli anıymış. Sakla bunu. Hop doktor hanım, beni duydun mu? Her zaman bir cinayetin 3 nedeni vardır. Para, intikam ve aşk. Seninki hangisi? Ben söyleyeyim mi? Aşk. Kocanın seni aldatmasını bir türlü kabullenemedi. Bunun için öldürdün değil mi? Söylemeye de çekiniyorum ama. Ya bu olaylarla Nazlı'nın bilgisi olabilir mi? O fotoğraflar falan. Abi o kadından her şey beklenir. Oğuz bu nedir ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyoruz abi. Hem de hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz ama. Ben dayanamıyorum, soracağım birine. Pardon, bakar mısınız? Tamam kardeşim. Ne yaptın sen de Süsen ya? Hastane değil burası, bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz ya? Çıldıracağım ben. Avukat geliyor. Öğreniriz şimdi. Nerede kaldınız? Kaç saat oldu? Sinan Bey'le ilgili bir durum vardı. Benim arkadaşım içeride tek başına. Bu sizin hastane evraklarınızdan daha önemli, tamam mı? Ablam içeride daha fazla duramaz. Bir an önce çıkartır mısınız onu? Şu an içinde bulunduğunuz durumu çok iyi anlıyorum. Ama lütfen sakin olun. Elin onunla ilgileneceğim. Tamam? Müsaadenizle. Bir anladığın yok be. Kolay değil mi sakin ol demesi? Bir şey anlamıyor. Kimse bir şey anlamıyor. Eylül bir şey yapmaz, hiçbir şey anlamıyorlar. Böyle bir şey yapmaz diyorsun da yani daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ne diyorsun sen be? Ne ima ediyorsun? Açık açık söylesene. Şişt, çocuklar. Karakoldayız, ne yapıyorsunuz ya? Bir
İpekçim bir sakin. Ortalık kan gölü zaten. Belli ki Ali Asaf Hoca'ya bir şey olmuş ve bunu bir tek Eylül Hoca biliyor. Ablam yapmadı. Tamam sakin. Eylül Ali Asaf'a zarar vermez. Ya kimse bir şey yaptı demiyor ki zaten. Arkadaşlar yeter. Karakoldayız karakolda. Sanki başımızda yeterince dert yokmuş gibi. Eylül içeride, Ali Asaf nerede yaşıyormuş ama haberimiz yok. Kendinize gelin ya. İşe ben daha yeni bir ton para verdim bunlara. Çok özür dilerim babacığım. Böyle mezarının başını küfretmem hiç hoş olmadı. Yani sanki sana küfrediyormuşum gibi. Ama işte biliyorsun, baba terbiyesi almayınca böyle şeyler olabiliyor. Kusuruma bakmazsın artık. Neyse, ben bunları konuşmaya gelmedim zaten. Sana çok güzel bir haberim var. Seni oğlunla buluşturuyorum. Ama ben değilim. O olsaydı ne? Bak. Ali Asaf'ınla. Mutlu musun? Bak artık hep beraber olacaksınız. Sonsuza dek yan yana. Olmuş mu abi senin gibi? Olmuş olmuş. İstediğimden daha iyi olmuş. Ha, yalnız aman diyeyim hiç kirlenmesinler, tamam mı? Tertemiz olsun hep. Çünkü rahmetliler biraz titizdi de. Yani hem babam hem abim. Emrin olur abi. Al bakalım. Sağ olun abi. Tekrar başınız sağ olsun abi. Eyvallah. Hadi doktor konuş. Daha bir yığın işimiz var. Kocanın cesedini bulacağız daha. O ölmedi. Nereye sakladın? Ben bir şey yapmadım. Zamanımı harcama. Bilmiyorsan eğer ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Uyuyorduk biz. Uyuyordu. Yalan söyleme. Yalan söylemem. Sahi mi? Ben söylediğim bir yalan duydum ama. Kardeşimin kocasına söylemişsin. Kardeşimizin kocasını tanımıyorum. Tanıyorsun. Kucağında şehit oldu. O çatıda ölürken, senin yüzünden ölürken yaşayacaksın dedin ona, değil mi? Ben öyle olsun istemedim. Elimden geleni yaptım onu kurtarmak için. Elimden gelse daha fazlasını da yapardım. Kocanı öldürmek de istemedin biliyorum ama öldürdün. Ali Asaf ölmedi. Kardeşim de inanmamıştı kocasının öldüğüne. Artık kabullenip konuşmaya başla istersen, ha? Benim kocam ölmedi. Uyandığımda yanımda yoktu ama ölmedi, biliyorum. Cesedi nereye attığını söyle. Ben bir şey yapmadım. Tek başına mı yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ali Asaf Denizoğlu nerede? Bilmiyorum! 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 Thank you.
gerçek yüzünü bu kadar saklayabiliyorsun işte. Adamın ilişkisini öğrendin. Az önceki gibi gözün döndü ve kocanı öldürdü. Ama burada inkar edip duruyorsun. İspatlayacağım doktor hanım. Sen yeter ki buraya alışmaya bak. Çünkü çok uzun zaman burada kalacaksın. Var mı bir gelişme? Amirim, fotoğraftaki kadının kaldığı oteli bulduk. Hemen getirin bana o zaman. Özer, sen benimle gel, hadi. Tamam amirim. Sultan Bey. Ev temiz, merak etmeyin. Tamam. Haber vereceğim size. Samet, hadi siz hastaneye. Ama hocam, böyle bırakıp gitmek hiç içime sinmiyor. Hocam, bir iyi olduklarını öğrenelim, sonra gidelim. Tamam. Biz öğrenir öğrenmez haber vereceğiz size. Sonuçta burada yapabileceğiniz bir şey yok. Ama hastaların size ihtiyacı var. Tamam hocam. İpek, merak etme. Her şey yoluna girecek. İpek Hanım. Buyurun. Sizinle de görüşmem gerek. Çok şükür. Nasıl bir oda servisiyse bu. 2 saat oldu anasını çağıralım. Gidebileceğim başka bir yer yok. Beni bulamayacağı tek yer burası. Kimin? Sen kimden saklanıyorsun? Babamdan. Bana tuzak kurdu. Bir kliniğe kapatmak istedi. Baban. Niye yaptı böyle bir şey? Delirmem işine geldiği için olabilir. Ama daha delirmedim. Bu yaptıkların hepsini ödeteceğim ona. Tamam. Geç, otur şöyle. Sakinleş biraz. Benim bir süre burada saklanmam gerekiyor aslında. Eczane çalışanları ise akıl almaz tesadüf karşısında hala şaşkın. Büyük bir hastaneler grubunun veliahtı olan Ali Asaf Denizoğlu'nun evlendiği gece ortadan kayboluşunun sırrı henüz çözülemedi. Ne kaybolması ya? Ne oluyor ya? Polis cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Yeni evlendiği ve kendisi de doktor olan eşi Eylül Erdem Denizoğlu'nun şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Bana bak. Sen bu yüzden burada değilsin değil mi? Bunu sen yapmadın. Saçmalama. Geliyorum. Buyurun.
Nazlı Hanım, ifade için bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Anlamadım. Ne için acaba? Karakolda size bilgi verilecek. Emniyet kuvvetleri olayla ilgili delilleri araştırmaya devam ettiklerini bildirdiler. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Sosyal medyada da gündem olmuş bayağı. Olmayacak gibi mi hocam? Resmen kanlı düğün olmuş. Allah'ım ne olur Ali Asaf Hoca'ya bir şey olmamış olsun. Ne olur Allah'ım ya. İnşallah. Ya hani Eylül Hoca'yı almışlar ya içeri. Gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir mi? Sen ne saçmalıyorsun? Eylül Hoca'dan bahsediyoruz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bana da çok garip gelmedi. Nasıl yani hocam? Normal biri değildi. Hepimiz biliyoruz. Ben hiç onun gibi dövüşen bir kadın görmedim mesela. Hani çok gözü kara bir kadın. Olabilir yani. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Eylül Hoca'yı hepimiz tanıyoruz. Katil potansiyeli vardı bence. Ne oluyor ya burada? Sizin derdiniz ne? Çok mu sıkılıyorsunuz hayatlarınızda? Cevap verseniz arkadaşlar. Ayıp ayıp. Hakikaten ayıp ya. İnsanda birazcık utanma olur be. Birazcık da vicdan olur, vicdan. Üzülün arkadaşlar. Eğer birazcık vicdanınız varsa meslektaşlarınız için üzülün. Ha eğer yok, onu da zaten beceremiyorsanız biz... Hadi işinizin gücünüzün başına dönün, hadi. Canım sen biraz sakin ol istersen. Canım, sakin olmazsak... O çok güvendiğiniz Ali Asaf hocanız ne yazık ki artık yok. Ve bunu muhtemelen yine o çok güvendiğiniz Eylül hocanız yaptı. Yani ikisi de yok. Şımarmayın artık bence. Ne diyorsun sen ya? Tamam kardeşim, harika. Bence sen bundan sonra hareketlerine dikkat et. Sana delirmiş bu ya. Harbiden döverim ben bunu. Hadi arkadaşlar, hadi işimizin başına, hadi arkadaşlar. Hadi hepimiz işimizin hadi başına dönelim. Gerizekalı pislik. Hanımefendi lütfen. Söyle. Söyle ne yapmışım ben, ne yapmışım? Bütün bunları sen açtın başımıza, sanki bilmiyoruz. Bak gelme benim üstüme. Sen asıl o vahşi ablan nerede, onu bul, ona sor sen. Karakoldayız, hadi. Abla hakkında düzgün konuş, seni öldürürüm ben. İpek, Esma. Hanımlar lütfen. Arkadaşlar, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Oğuz Bey, İpek Hanım sakin olun. Nerede ablam? Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Oraya götürülecek. Ne tutuklanması ya? Sen her ne yaptıysan. Sen var ya her ne yaptıysan ortaya çıkacak o. Ya tabii boşa boşa tutukluyorlar ablanı değil mi hiç? Evet. Delil evet. Yok ellerinde, delirtme beni. Delil evet, yok. Boşuna tutukladılar mi? Senin yüzünden. Sen ne getirecek eline ya? Senin yüzünden. Beni delirtme. Abla. Katil. Katilsin sen. Katilsin, Ali Asaf'a ne yaptıysan hepsini itiraf edeceksin. Kes sesini sen artık. Abla, abla. Kurtaracağız seni, merak etme. Hastanede konuyla ilgili.
Arkadaşlar. Ya kardeşim dikkat et. Bir müsaade eder misiniz? Eylül Hanım, bir açıklama yapar mısınız? Kurtulacaksın, merak etme. Korkacak hiçbir şey yok Eylül. Bak, hepimiz yanındayız, hepimiz. Yanındayız Eylül, merak etme. Çıkalım abi biz de. Evet, sizin de gördüğünüz gibi kocasını öldürme şüphesiyle gözaltında bulunan Doktor Eylül Erdem Denizoğlu. Neredeyim ben? Burası neresi? Eylül nerede? Kimsin sen? Evet. Cevaplaman gereken soru bu. Kimim ben? Eylül nerede? Cevap ver bana, Eylül nerede? Nerede Eylül? Eylül nerede? Ne verdin bana? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun benden? Hapiş. Hap. Ne hapı lan bu? Ya bence bu kadar direnme. Birazdan baş ağrın giderek artacak. Ki şu an bile bayağı ağrıyor olması gerekiyor. Miden ne bulanacak? Çünkü ben biraz ilacın dozunu fazla kaçırmışım da. Ne verdin bana? Bana ne verdin? Manyak, ne verdin bana? Hapı iç Ali Asaf. Hapı içmeyeceğim. Düdüm beni. Duydun beni, hapı falan içmeyeceğim. Cevap ver. Cevap ver bana Eylül nerede? Cevap ver. Kimsin sen? Kimsin sen? Ay 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 ay,
Çok acıdı değil mi kardeşi? Yani hem de tam daha önce kırdığın bacağın. Düşünce seni kaldıracak bir elin olmaması nasıl bir şeymiş, anladın mı şimdi? Gerçi seni kaldıracak bir el her zaman vardı. Mesela baban. Hani seni çok seven, hep kollayan baban. Sahi nerede o şimdi? Gelemez değil mi? Günahlarının cezasını çekiyor çünkü. Hayat işte böyle bir şey abicim. Hiç beklemediğim bir anda herkes eşitliği veriyor. Bütün o sevdiklerim bir anda ortadan kaybolup gidiyor. Kas unutuyordu. Senin bir de çok sevdiğin büyük aşkın Eylülcüğün vardı değil mi? Evet. Ama merak etme. O fazlalıktan da kurtulacağız. Söyle Cengiz. Doktor kızı götürüyorlar. Sen kızın peşini bırakma, beni de haberdar et. Tamam doktor, ben yetişirim şimdi. Ha. Bir de şu görüntüleri yolla bakayım bana. Tamam doktor, gönderiyorum hemen. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Lan belası. Lan belası. Ne istiyorsun benden? Ha? Ne istiyorsun benden? Eylül nerede? Yaşattıklarının için seni pişman edeceğim. Duydun mu beni? Duydun mu beni?